Bu oyuna her zaman karşıydım, biliyorsunuz. Ama eğer kurallara uymak istemiyorsanız önemli değil. O zaman bu oyun başlamadan bitmiş olur. Yudiştir bir kral ve sen de bir prenssin. Mevkin ve sahip oldukların aynı değil. Bu yüzden de sadece sana ait olan şeyleri ortaya sürebilirsin. Bu konuda Vidur haklı. Bu yüzden söylediği her şeye ben de katılıyorum. İyi ama... Sakin olur musun Duryodhan? Bilgisiyle ve tecrübesiyle kendini ispat etmiş insanlar kuralları koyar, değil mi? Kabul etmeliyiz. Dayı... Bugün onun kuralları dayının kuralları içinde hapsolacak. Kabul ediyoruz. Ekselansları, sizin koyduğunuz tüm kuralları kabul ediyoruz. Ama tabii... Ancak ne Gandar Prensi? Benim de bazı kurallarım olacak. Önce bu oyunun ne zaman biteceğine sadece oyuncular karar verse çok daha iyi olur. Ve şu anda burada bulunan hiç kimse bu oyuna son veremez. Şakuni'nin kurallarında bir mahsur olduğunu sanmıyorum. Kabul ediyoruz. Çok teşekkür ederim kralım. Bu arada bir şey daha var. Oyunun kurallarını koyma şekliniz... ...ekselanslarının benim hile yapmamdan... ...şüphelendiği anlamına geliyor ve bu da beni gerçekten çok üzdü. Umarım doğru değildir. Bu yüzden de oyun devam ettiği müddetçe... ...hiç kimsenin oyun alanını terk etmesini istemiyorum. Evet, hiç kimse. O zaman söyleyin lütfen. Bunu kabul ediyor musunuz kralım? Kabul ediyoruz. Bekleyin. Şu anda olmaz. Gandar Prensi, sana bazı kuralları açıklamam gerekiyor. Emredin ekselansları. Kadınlar oyun sırasında sarayda bulunmayacak. Ama bu nasıl bir kural böyle ekselansları? Bu oyunu kralı oynuyor. Bu yüzden kraliçe de burada kalmalı. Bütün bu eğlence zaten onun için düzenlendi. Ama kumar her zaman eğlenceli değildir. Kimi zaman en büyük acıların en büyük sebebidir. Ekselansları kesinlikle haklı. Hem süren geleneklerimize göre bir kadın bu tür oyunları sadece kocasıyla oynayabilir. Kocasından başka biriyle bu tür oyunlar oynaması yasaktır. Eğer aksi olursa ben bunun karşısında olacağım. Böyle bir şeye izin vermem. Dron çok haklı. Kaybetmek, kazanmak, zafer, yenilgi hepsi oyunun bir parçasıdır. Ve kayıplar yüzünden kadınlar daha çok zarar görüyor. Eğer bu sadece eğlence içinse o zaman neden birilerini üzelim ki? Öyle olsun ekselansları. Kuralları zat-âliniz Bhishma koyduğuna göre onlara uymak zorundayız efendim.
kabul etmeliyiz Duryodhan. Lakin ekselansları, bu oyun epeyce zaman sürer. Benim oğlum Bim ve ben de susarım. Hem burada çok sayıda misafir bulunuyor, değil mi efendim? Bu hepimiz için zor olacaktır. Bu yüzden kraliyet ailelerinin kadınları burada olmasa da hizmetçiler ve uşaklar bize hizmet etmek için burada bulunsun. Tamam. Bu kural hizmetçileri kapsamayacak. Benim de bir ricam olacak sayın kralım. Zarları benim adıma dayımın atmasını istiyorum. Ne o Duryodhan? Sanırım yenilmekten çok korkuyorsun. Hayır, Bim abi. Ben hiçbir zaman kralın zaferinden korkmam. Ama ne yapabilirim ki? Maalesef bu ellerle zar atmam mümkün değil. Sen de görüyorsun. Ve olur da kaybedersem, o zaman Yudhishthir benden daha büyük olduğu için bu oyunu bilerek kaybettiğimi düşünür. Peki o zaman. Oyunda başka birinin zar atması diye bir kural var mı? Arjun, aslında böyle bir kural yok. Oyuncu isterse bunu yapabilir. Tıpkı Duryodhan'ın savaşta yaptığı gibi. Hepsi bu. Aslında askerler savaşır ama zafer kime ait olur? Elbette krala. Bu yüzden Duryodhan bu hakkını kullanıyor Arjun. Artık kardeşin Duryodhan'ın bu isteğini kabul edip etmemek krala kalmış durumdadır. Ona bağlı. Kabul ediyorum. Çok yücesin kral. Çok büyüksün. Indraprast kralı hakikaten uluların ulusu. Oturun. Hadi lütfen. Şimdi burada bulunan hanımefendilerden odalarına gidip dinlenmelerini istirham ediyorum. Evet kralım. Artık oyuna başlayalım mı? Daha ilk zar atışında 12 geldi.
Görünen o ki kader bile yine kraldan yana olmakta ısrarcı. Galiba kader değişti. Bu elde duruyordan seni yendi kralım. Bu oyun hilelerle dolu Kral Yudiştir. Çünkü Gandar Kralı sahip olduğun her şeyi almak istiyor. Karn! Sen ne dediğinin farkında evet, mısın? Evet, farkındayım. Şu anda bu oyunu arkadaşım ya da oğlunuz oynamıyor. Duryodhan'ın dayısı Gandar Kralı, Shakuni'nin bizzat kendi oyunu. Dostum, buna bir son ver artık. Bak, bunun için çok geç değil. Yaptığın her şeyin bir sonucu vardır. Ve her bir sonucun da karşılığı vardır. Bu hayatta ne ekersen onu biçersin Duryodhan. İleride seni çok zor duruma sokacak bir şey yapma lütfen. Bir dost sadece yanında durmaz. Gerçek bir dost senin yanlış bir yola girmene engel olan kişidir. Yoksa o kişi asla senin dostun olamaz. Ben de senin dostun olarak kalmak istiyorum. İnanılır gibi değil Angaraç. İnanamıyorum. Demek senin için dostluk yalnızca arkadaşına engel olmak, öyle mi? Bana bak Gandar Kralı. Senin bildiğin tek bir şey var, o da sürekli hile yapmak. Ve yaptığın bütün sahtekarlıklardan dolayı sadece yeni düşmanlar kazanıyorsun ve bu hoşuna gidiyor. Uzun süredir Pandavaların sahip olduğu her şeyi hile ve yalanla ele geçirmek istiyorsun. Harika Angaraç, harika. Yani buna ne demeli bilmiyorum. Çok büyük bir dostluk mu? Yoksa en yakın dostunu suçlanmak mı? Lütfen oyuna dikkatlice bak Angaraç. Kral Yudiştir
Duryo Dan'dan her şeyini almak için sadece bir adım geride. Her an her şeyini alabilir. En iyi arkadaşın Duryo Dan, sahip olduğu her şeyi kaybetmek üzere ama sen çıkmış Duryo Dan'ı hile yapmakla ve sahtekarlıkla suçluyorsun. Söyle, bu adam senin en yakın arkadaşın değil mi? Ama Angaraj dostundan vazgeçemedim. Onun tek istediği arkadaşının her şeyini kaybetmemesi. Bu yüzden Duryodan oynamadan oyuna müdahale etti. Gandar kralı! Lan! Artık kendine gel! Saray meclisinde hiç kimseyi bu şekilde suçlayamazsın. Anladın mı Angaraj? Gördüğün gibi oyun herkesin önünde oynanıyor. Hile asla söz konusu değil. Gevezeliği bırakalım ve yerimize oturalım, olur mu? Çok geciktik. Bak lütfen, omuzlarımda büyük bir yük var. Duryodan'ı kaybetmekten kurtarmam gerek. Lütfen. Kralım, kaldığınız yerden devam edin. Tebrik ederim abi, çok iyi oyundu. Sen kazandın. Söyle bakalım Angaraj, sence burada hile var mı? Anlamaya çalış dostum. Bundan sonra ne olacağını ben de bilemiyorum. Senden şimdiye dek hiçbir şey istemedim. Ama bugün istemek zorundayım. Artık bu oyuna bir son ver. İntikamın kesinlikle alınacak dostum. Bunu senin adına ben yapacağım. Ama bu savaş meydanında olacak. Oyun sayesinde değil. Sana bunun için söz veriyorum. Bundan sonra dünyada ne yapacaksam hepsi senin için olacak. Ama bu oyuna bir son ver dostum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.